Embursa.com'dan merhaba. Editörde Türkiye'nin internet alışkanlıkları ile ilgili son verileri değerlendireceğiz. Araştırmayı yaparken özellikle e-ticaret, yani internet üzerinden alışveriş konusuna odaklandık ve gördük ki son derece ilginç, dikkat çekici veriler var. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması'na göre Türkiye nüfusunun %75.3'ü internet kullanıyor. Bu oran 2018 yılında %72.9'du. İnternet kullanım oranları 16-74 yaş grubundaki erkeklerde %81.8 iken kadınlarda %68.9. Evden internete erişim imkanı bir yılda %4,5 oranında arttı. Bu oran 2018'de %83.8 iken 2019'da %88.3 oldu. Peki Türk insanı interneti ne için kullanıyor? İşte yanıtlar. Kamu hizmetinden yararlanmak %51.2, kamu kurumlarından bilgi edinmek %45.8 ve internet üzerinden alışveriş yapma oranı bir yılda %4.8 artarak %29.3'ten %34.1'e çıktı. Son derece ilginç, dikkat çekici bir sonuç. Sanılanın aksine erkekler kadınlardan daha çok sanal alışveriş yapıyor. İnternet üzerinden alışveriş yapma oranı erkeklerde %33.6'dan %38.3'e, kadınlarda %25'ten %29.9'a çıkmış durumda. E-ticaretin sektörel dağılımı ise şöyle. Giyim ve spor malzemesi %67.2, seyahat ve araç kiralama %31.7, gıda alışverişi %27.4, ev eşyası %26.9, elektronik araç %20.3, kitap ve dergi %20.2. Rakamlar, istatistikler böyle diyor. Peki sokak ne söylüyor? Bursalılara internet üzerinden alışveriş yapıp yapmadıklarını, daha ötesi bu meseleye nasıl baktıklarını sorduk. İşte yanıtlar. Kaç arkadaşım öyle internetten alışveriş yaptılar. Saçma sapan şeyler geldi. O yüzden yapmıyorum yani. Güvenmiyorum açıkçası. Daha çok ya güvenle değil de yani görüp aldığımda daha evet güvenmiyorum sanırım onunla alakalı. İnternet üzerinden yapıyorum yani. Mesela televizyon olsun, telefon olsun. Ya diğer yerlerden daha uygun geliyor. Ya belirli yerlerden yani. Her yerden değil yani. Güvenli olduğu için ben yapıyorum yani. Seviyorum da yapmayı. Araba parçası da aldım. Hiçbir sıkıntı yaşamadım bu zamana kadar. Yani gerek duymuyorum. Sevmiyorum da. Hani alıp önce kendim giyip denemem lazım. O yüzden internetten sevmiyorum. Güvenmiyorum açıkçası ama işim oluyor. Çeşitli ürünler alıyorum. Genellikle elektronik oluyor ama. İnternette aslında daha uygun olduğu için ben tercih ediyorum. Genellikle hani ürünleri ben mağazalardan bakıyorum. Kalitesinden emin olduktan sonra internetten daha uygun bulduğum için oradan yapıyorum. İnternetten alışverişe güveniyorum ki zaten hani mümkün mertebe güvenilir sitelere yönelmeye çalışıyorum. Hani daha kurumsal. Müşterinin arkasında duran. Makyaj malzemesi, kıyafet. Neden internet tercih ediyorsunuz? Daha kolay. Yani AVM'lerde falan alışveriş yapmayı sevmiyorum. İnternetten yapıyorum. Biraz güvensizlik de var tabii ki. Etraftan duyuyoruz hep. Çocuklar yapıyorlar. Sonradan kartlar değişiyor. Onun için en iyisi yapmamak. Evimdeki vakitimi aldım. Güvenilir mi, güvenilir değil mi? Aslında test etmek için açıkçası alışveriş yapayım dedim. O şekilde. Bir defa da yeni yakında da kızıma bir kazak aldık. O kadar yani. Güvenemiyorum. Yani güvenim yok. Sahte çıkıyor bazıları. Öyle kulağıma gelmişti. Ondan yapmıyorum ben de. Güvenmediğim için yapmıyorum. Öyle mi? Kendim mağazacıyım zaten. Güvenmediğim için de yapmıyorum. Güvenilir siteler, kıyafet, ayakkabı, hediyelik eşya alıyorum. Evet, internet hayatı kolaylaştırıyor. Gezi planlarımızı internet üzerinden yapıyoruz. Kılık kıyafeti internet üzerinden seçiyoruz. Eğer okuyorsak kitaplarımızı internetten satın alıyoruz. Peki internetten alışveriş yaparken nelere dikkat etmek gerekir? İnternetten güvenli alışverişin yolu nereden geçmektedir? İşte yanıt. Tüketicilerimiz internet üzerinden alışveriş yaparken genellikle kurumsal firmalar üzerinde yapmaları kendi çıkarlarınadır.
şikayetlerin büyük bir çoğunluğu şahıslar üzerinde yaptıkları alışverişler üzerinedir. Şimdi aslında biz bakanlıkla da görüşürken tüketici bir siteye baktığı zaman o sitenin güvenilir olup olmadığına ilişkin bir logonun olmasını isteriz. Bu konuda çalışmalar da yürütülmektedir. Bakanlığın çalışmaları veya bilgi iletişim kurumu vasıtasıyla tüketici baktığı zaman bu siteyi güvenli görüyorsa gidip alışveriş yapmalı. Ama maalesef bize gelen şikayetlerin büyük çoğunluğunda bazen adres dahi tam olarak bilinmemekte, muhatabını bulamadığı için hakem heyetlerine başvurması durumunda da bu mağduriyetini giderememektedir. Burada tüketicilerimizin dikkatli olmasını istiyoruz. Rastgele ucuzluk adına almamalarını ve alması durumunda yine tüketici kanununa göre kargoyu dahi sorumlu tutabilmektedir. Ve saygı duruşu. Atmaya çalıştık. Tekrar görüşmek umuduyla. Hoşça kalın.